bir giriş yapayım. Hoş geldin abi. Yani spor medyasının en önemli isimlerinden birisi tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim, sağ olasın. Herkes sizi ekranlarda görüyor ama bu işin bir de tabii mutfak kısmı var. Yani bir program artık küçük ekranlarda. Bir program hazırlık süreci oluyor, ne bileyim hafta boyunca maçlar oluyor, çok yoğun fikstür oluyor. Yani Mehmet Demirkol bir spor programına nasıl hazırlanıyor, neler yapıyor? Yani tabii her programın ruhu farklı. Yani uzun süre biliyorsun sabah programı yaptım. Onu da sabah erkenden kalkıp bütün gazeteleri satır satır okuyup. Eskiden iyi gazeteler çıkıyordu. Şimdi pek bir şey kalmadı. Ucuzladığı için iş. Az. Yani gene yapan arkadaşlarımız var ama onların da şimdi duygularıyla oynamak istemem. Ama onlar da biliyorlar problemleri. Dolayısıyla yanlış anlamayacaklardır. Onları da okuyorsun tabii A'dan Z'ye. Şimdi biraz o biraz azaldı. Tabii hani illa onu yapman gerekmiyor ama gene okuyorum gazeteleri tabii hiç kuşkusuz. Bazı gazeteleri okuyorum en azından. Hepsini okumak zorunda değilim. Bu yeni yaptığım programdaki şey öyle oldu programlarda. Artık yani özel bir hazırlık değil de hafta boyunca zaten hani birikiyor. Notlarımı alıyorum sürekli. Burası dolu yani patladı artık. Sürekli her maçtan notlar. Çünkü insan maçları da unutuyor artık. Anlatabildim mi? Salı günü program çekiyorsun, cuma günkü maçı konuşacaksın, ne olmuştu orada filan. Sürekli not alıp, sürekli WhatsApp gruplarında editör Canberk'le, diğer arkadaşlarımla, Arhan'la, Emre'yle sürekli yazışarak, Kaan'la bütün hafta boyunca program oluşuyor. Esasında yani programa özel bir hazırlıktan ziyade genel yani işini yaparak oluyor. Bir de gazeteye de yazıyorum tabii, maç yazıları yazıyorum. O da artık çok maça gitmiyorum. Eskiden içeride dışarıda giderdim. Gazeteler şehir dışına, yurt dışına yollamayı bırakınca ekonomik sebeplerden dolayı ben de şehir dışına gitmeye gerek yoksa içeride de gitmeye gerek yok. Ne zaman maça gittiniz? Gittim canım bu sene de gittim. Hı. Ama basın tribününe gitmiyorum. Basın tribününe gitmiyorum. Bir de tabii bir maça gittiğin zaman 5 maç kaçırıyorsun. Aynı gün, aynı saatte 2 maç var, onları da takip etmen lazım. Öncesi var, sonrası var, bir sürü mevzu oluyor. Dolayısıyla hani televizyondan seyretmek daha şezlong yazarı olmak biraz daha zorunluluk haline geldi. Dediğim gibi yani hafta boyunca özel bir hazırlık değil, programları özel bir hazırlık ama hafta boyunca hazırlık devam ediyor. Ama şimdi bir talk show'a benzer bir program yapmaya başladık. Onun hazırlığı farklı tabii. Yani o çünkü gelen her kişiyi çok iyi tanımanız lazım. Yani karşınıza gelen adam geldiğinde şunu söyleyemezsiniz. Önümüzdeki projeler nedir falan gibi böyle hani saçma sapan şeylerdense adamla ilgili ya da hanımefendiyle ilgili her şeyi önceden çalışmak lazım. O bir haftalık çok ciddi bir çalışma benim açımdan. Evet, sorularım arasında vardı. Son dönemde spor medyasının dışında konukları, evet. Konukları konuk ediyorsun, bilen insanları konuk ediyorsun. Bu bir sizin fikriniz mi yoksa bir proje olarak mı geldi? Bunu daha önce de yaptım ben. Irmak'la bir talk show yapmıştık. Seviyorum ben ya. Başka konularda muhabbet etmeyi. Bir de hani çok uzun süre televizyonda olunca sonradan benim anladığım bu ünlüler dünyasında yani aktörler falan meğersem bayağı bir şeyim varmış benim. Takip ederlermiş beni. Bu Twitter falan iyice şey yapınca hani takipleşmeler, yazışmalar falan başlayınca çok enteresan adamlar, merak ettiğim insanlar. Onlarla biraz konuşsam mı? Özel sohbetlerde konuşup çok güldüğüm, çok eğlendiğim insanlar olduğunu da gördüm. Dedim bundan bir şey yapamaz mıyız acaba? Can da sağ olsun, ekip Onur da abi bunu yapalım dediler. Fena da gitmiyor. Evet, bayağı iyi gidiyor. Maçları izlerken böyle sürekli tükettiğiniz yiyecek içecekler var mı? Yani görev başındayken içki kullanmıyorum. Hakikaten yapmam yani maçtan önce, maç sırasında içki içmem. Yok öyle bir şey. Yani çayım, kahvem, hani böyle şey çayları içiyorum şu anda böyle ne o bir takım yeşil çaylar falan onlardan almaya başladım. Onlar güzel oluyor. O kadar. Yoksa hani yemeğe girdim mi televizyon karşısında ben sonsuz dipsomanım ben. Sonsuz yiyebildiğim için onlara girmemeye çalışıyorum. Ama bazen hani nişan fıstık, man fıstık, kabak çekirdeği onlar oluyor çok az. Hayatınızın yüzde kaçı futbol sizce? Bu çok, çok, çok büyük bir kısmı. Yani şimdi tabii evlilik ve iki çocuk olunca hayatın büyük bir kısmını o kaplıyor tabii ki. Çocuklar kaplıyor. Gerçi onlar da büyüdüler artık bize pek ihtiyaç duymuyorlar galiba ama onlar var. Onun dışında futbol var. Tabii bu insan zehirli bir şey esasında. Yani sadece bir şeyle ilgilenmek insanın hayat görüşünü çok çok zorluyor. Mümkün olduğunca araya bir şeyler sokmaya çalışıyorum. Tabii yani bir seyahat, bir kitap,
belli konularda açıp oku onu. Bu ara şeye taktım kafayı, Batı medeniyetinin doğudan aslında nasıl etkilendiği ve kendilerine dair nasıl bir yalan tarihi yazdıkları konusunda kitaplar okuyorum. Dönem dönem bir şeylere kafayı takıp onu da mümkün olunca kendi çapımda uzmanlaşmaya çalışıyorum. O biraz değiştiriyor, vizyonunu değiştiriyor. Yani futbola bakışını da değiştiriyor. Şey var ya ünlü laf, sadece futboldan anlayan futboldan da anlamaz. Biraz bu düşünceyle başka şeylerle de ilgilenmeye çalışıyorum ama futbol tabii sürekli yani bir yere bir söz verirken de maç şeyine bakman lazım, fikstüre bakman, saatlerine bakman lazım. Mesela Nisan'da ufak bir tatil yapmayı düşünüyorum, hala federasyon açıklamadı, işte onu bekliyorsun. Yani her şeyini etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Dolayısıyla çoğu diyebilirim. O sosyal Twitter konusuna gelecektim aslında yani. Gel. Çok fazla yoğun maç var, programlar evet. Var. Yani yapabiliyor musunuz başka diğer sosyal aktiviteleri ve bunlar neler? Yani tabii biraz ev merkezli oldu. Hani dizi seyret işte. Yani bir de sadece futbol değil, ben tenis de çok seviyorum. Tenis de seyretmem lazım. Amerikan futbolu seviyorum, onu da seyretmem lazım. Voleybol seviyorum, onu da seyretmem lazım. Dolayısıyla çok kaplıyor. Ama işte arkadaşlarımla mümkün olunca hani bir yemeğe gidelim, bir muhabbet edelim. Onları yapıyorum. Şehir merkezine taşındım. Dolayısıyla hani sergiyi de oyunu da onlara gitmek daha kolay olmaya başladı. Uzun süre şehir dışında oturdum ama şimdi şehrin merkezine döndüm. Onları her şeye ayırmaya çalışıyorum. Tabii şey oldu biraz. Hani etrafım, arkadaşlarım da alıştılar durumuma benim. Hani bugün çıkmaz bu adam, bugün bilmem ne yapamaz. Eşim zaten alıştı. Ama şey yapıyorlar. Onlar da uyum sağlamaya çalışıyorlar. Herkes gibi rahat değil tabii. Çünkü herkes hafta sonu serbesttir. Biz hafta sonu en dolu olduğumuz dönem oluyor. Elimden geldiğince yapıyorum. Son zamanlarda çok beğendiğiniz yerli ve yabancı diziler var mı? Takip ettiniz. Var tabii, seyrediyorum çoğunluğu. Bir kalite düşüşü var galiba. Yani çok üretim olduğu için. Çok fazla üretim olması lazım. Çünkü çok büyük talepkarız biz. Hani Netflix'te bir şey yok mu kardeşim falan ya, kolay mı onları çekmek? En son şeyi çok sevmiştim. Son dönem sayılmaz herhalde o. Neydi dizinin adı ya? Bir Başkadır. Bir Başkadır, artık bir seneyi geçti değil mi Bir Başkadır? Onu çok beğenmiştim, çok başarılı buldum her şeyiyle. Senaryosuyla, çekimiyle, oyunculuğuyla. Şimdi bu Pera Palas'ta bir geceyi alışmaya çalışıyorum. Ben Pera Palas'ı çok severim. Dönem de benim çok meraklı olduğum bir dönem. Dolayısıyla bir başladım, ya olmamış mı acaba falan dedim ama bir şans daha vereceğim. Ona baktım. Yabancı aklıma gelmedi. Var, bir sürü şey seyrettim ama. Şimdi özel aklımda kalmamış sanki bir şey ama eskiler benim için çok şey tabii yani. Yani hala dönüp Seinfeld seyrediyorum. O belki hani seyrettiğim dönemdeki ruh haliyle de alakalı olabilir. Yani insanın gençlikte daha çok aklına yer ediyor ya. Onları eskilere daha çok dönüp bakıyorum galiba. Yenilerden ziyade. Kariyerinizin belki de en ikonik anı NTV Spor'da. Bir anda bir Başakşehirli oyuncularla A Spor arasında bir... Emre Belözoğlu. Deliriniz mi lan diye bir söz çıktı ve hala kullanılıyor her konuda. Evet, Twitter böyle bir şey maalesef. Yani o anı biraz anlatmak ister misin? Yani nasıl oldu? Ya bazı şeyleri benim aklım almıyor. Yani şimdi her şeye bir açıklama buluyorsun da bazı şey, şimdi adamı saldırmışsın, sonra neredeyse adama özür diletiyorsun. Böyle bir garip bir tören havasında bir acayip bir şeyler oluyor falan. Mesela son Cüneyt Çakır olayında da. Yani sen Cüneyt Çakır Türk futbol tarihinde beğenme o ayrı bir şey. Hakemini beğenmez. Ama tartışmasız bir gerçek var. Türk futbol tarihinin en kariyerli ismi bu adam. Ya bunun tartışması yok. Yani nedir en kariyerli futbolcularımız? Hepsini yan yana koy, hepsinden daha kariyerli. 6 büyük turnuva üst üste katılım gösterecekti. Gidemeyecek muhtemelen Dünya Kupası'na. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş. Şimdi sen bu adama hiçbir açıklama yapmadan dışarıda bırakabilir misin? Bırakamazsın. Şimdi burada insanın aklı, benim aklım, zihnim, dimağım duruyor. Şey gibi bu. Yani kaldırımda motorla gidiliyor ya mesela. Ya şimdi ben buna nasıl olabilir abicim böyle bir şey? Yani planlı programlı değil. Orada aklımın ermediği, anlayamadığım şeylerde böyle patlamalar oluyor. Bunların çok gösteriyorlar beni. Başka şeyler de var. Ben çoğunu unutmuşum tabii ama genç arkadaşlar sağ olsunlar sosyal medya sayesinde beraber çalıştığım arkadaşlar da gösteriyorlar. Hakikaten düşünmeden, yani planlı değil o anlık patlama. Peki
Kariyerinizdeki peki bunun gibi başka unutamadığınız, en unutamadığınız an desek mesela? Ya gittiğim şampiyonalar, turnuvalar benim. Ben onu, aklımda onlar kalıyor. Yani televizyonda hani insanların dışarıdan seyrettiği şeyler değil de. Yani İlhan Mansız'ın golünü unutmam mümkün değil yani. Bir Senegal maçında. O benim için hiç, özel, çok özel bir an. Çünkü hayatımda ilk defa tribünde yani gazetecilik döneminde yerimden kalktım sevinçten. Yani öyle çok şeyimdir ben. Çok ortadan bakarım. Yani Fenerbahçeliyim ama mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında hakikaten ortadan bakabiliyorum. Öyle bir şey gelişti. Taraftarlığımda öyle değildim. Çok sert bir taraftardım. Çok duygularıyla yaşayan ama mesleğe geçtikten sonra hakikaten kendi kendine oluştu bu. Bu şeyden de oldu biraz. Hani bütün Galatasaray'la da seyahate gidiyorsun. Onun da acısını hissediyorsun. Beşiktaşlısıyla, Giresunlusuyla hepsini görüyorsun. Dolayısıyla daha ama İlhan Mansız'ın golünde o şeyi geçtim. Hatta Atilla abi vardı galiba yanımda, uyardı beni falan. Onu hiç unutamıyorum. Yani genelde bu tip şeyleri bulamam ben cevap ama bunu hep bu cevabı verebiliyorum. Demek ki doğru. Çünkü bazen mesela şey diyorlar, en iyi futbolcu kim? Ya bir gün şeymiş gibi geliyor, Zidane. Genelde Zidane cevabı veriyorum. Bugün böyle bir Ronaldo'nun, eski Ronaldo'nun maçları aklıma gidiyor. Ya Ronaldo diyorum. Bu öyle değil ama bunda bu an. Net. Şu ana kadarki mesleki başarınızı sizce neye borçlusunuz? Gerçekten bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü bir takım üniversitelerden de bana gel ders ver falan diyorlar. Abi anlatacak bir şeyim yok. Ben tamamen Fatih Terim tarzı yapıyorum. Metotsuz yapıyorum bu iş. Ve herkese de metot bulun kendinize derim. Ne iş yapıyorsanız yapın bir metodunuz olması lazım. Yani bir marangoz işini nasıl yapıyorsa bir gazeteci de bir sporcu da o öyle yapmalı. Yani bir metotla yapmalı. Yani ünlü şairler, ünlü yazarlar ilham gelsin bana da yazayım diye çalışmazlar. Çalışma saatleri vardır. Her sabah 10'da otururum ben der mesela Orhan Pamuk. Belli bir saatte çalışırım. Öğle yemeğimde şunu yaparım. Disiplin olmanız lazım. Benim öyle değil. Ben de disiplinli bir adamımdır. Dayanamam yani. Bir işim varsa bir saat önce giderim falan ama anlatabileceğim bir metot yok. Dolayısıyla neden olduğumu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. İlla bir şey söylemek gerekiyorsa. Analitik düşüncedir ilk. Yani sebep sonuç ilişkilerini doğru koyabilmek. Böyle oldu ama bu neden olmuş olabilir? Bu neye yol açabilir? Tüm bunları düşünerek. Bu da galiba okuduğum okullarda öğretilmiş bir şey. Hocalarımın öğrettiği bir şey herhalde. Bir de farklı yerlerden bakıyorsun sürekli olarak. Bu da genel kültürle alakalı bir durum galiba. Merakla alakalı ya. Yani bir şeyin bir tane sebebi olamaz. Bir şeyin bir dolu sebebi olması lazım. Bir şeyin yani sorgulamakla alakalı. Yani felsefeye merakla alakalı belki. Yani her şeyi sorgularım ben. Ve hani şeylere de hiç inanmıyorum. Nasıl insanlar hayatlarını bir şeye adayabiliyorlar? Yani ya da hani bir kişinin peşine düşebiliyorlar. Bir partinin peşinde kendilerini nasıl bu kadar fanatik olabiliyorlar falan. Hiç anlayabildiğim şeyler değil. Bu hani o parti bu parti demiyorum. Yani bütün dünyanın her yerindeki. Mesela bu Ukrayna-Rusya işinde Putinci falan nasıl olabilirsin abi yani? Tamam sorgularsın bu neden olmuş olabilir? Bu adamları buna iten sebepler nedir? Bundan sonra neye gider bu? Bunların hepsini sorgulamak gerekir. Ama körü körüne bir şeye bağlanmak, hiçbir şeye bağlanmadım hayatta galiba 16-17 yaşından sonra. Ondan önce böyle savruldum ideolojik anlamda ama 16 yaşından sonra hiçbir şeyin peşine düşmedim galiba. Tek takım taraftarlığıydı yani. Onun da irrasyonel bir şey olduğunu bilirsin zaten. Mantık yok. Rasyonel değil, irrasyonel. Bu benim keyfim diye peşine düşersin. Ama orada da maç bittiği anda bitirirdim hep. Yani ertesi güne hiç taşımadım şeyi de, acımı da, sevincimi de. Sosyal medyada artık ya kim ne söyler söylersin, yani bir memnuniyetsizlik var, bir tepki çok var. Doğal. Yani bu son zamanlarda, yani son yıllarda çok öfkeli bir kalabalık olduk sanki. Bunun sebebi hakkında ne düşünüyorsun? Dünya çok öfkeli ya. Dünya çok öfkeli. Bir de şimdi şöyle bir durum var. İnsanları en çok öfkelendiren sosyal medyanın kendisi. Normal şartlarda sosyal medyanın olmadığı bir dünya hayal edebiliyorsunuzdur siz muhtemelen genç insanlar olduğunuz için. Ben size söyleyeyim nasıl geçerdi. Sabah kalkarsın, bir gazete vardır, ona bir bakarsın. Okula gidiyorsan çıkarsın, arkadaşlarını görürsün. Okula gidersin, bir top oynarsın. Hoca gelir, belki bir dayak atarsan ona bir öfkelenirsin. Sonra eve dönersin, bir daha top oynarsın. Sonra gelirsin, bir dizi seyredersin, bir şey olur. Sonra da yatar uyursun. Seni öfkelendirecek çok az şey vardır normalde. Şu anda öyle değil ki. Yani şu anda
sokakta rastlayamayacağın bir dolu psikopatla bütün gün iç içe olmak zorundasın. Ben mesela iyi görmediğim arkadaşlarıma diyorum ki şu Twitter'ı kullanma bir süre. Çünkü sürekli seni etkiliyor. Hayatta seninle bağlantısı olmayacak bir takım adamın görüşlerine maruz kalıyorsun bütün gün. Çok açık söyleyeyim yani bu yaşıma geldim ve şunu net olarak söyleyebilirim. Kimse yanlış anlamasın. Beni de dahil edebilirsiniz işin içine. İnsanlığın ürettiği fikirlerin 1999'u zırvadır. Yani çok değersizdir yani. Bütün insanların fikrini beyan etme hakkına büyük bir saygı duyuyorum. Ama fikirlerine hiç saygı duymuyorum. Deli saçma şeyler söylüyorlar insanlar. Beni de dahil edin içine. Dolayısıyla insan buna maruz kalmalı mıdır? Hayır. Ya da eskiden Endonezya'da deprem olduğu zaman gazetede şu kadarcık haber çıkardı. Aa yazık derdin geçerdin. Şimdi televizyonda onu içine giriyorsun. Ya şimdi bu insanı öfkelendiren, moralini bozan bir şey. Yani iletişim kanallarının bu kadar açık olmasının insanları öfkelendirdiğini düşünüyorum çok net olarak. Çünkü mutluluk az var orada. Mutluluk haber değildir. Keder haberdir ve bu kedere maruz kalıyorsunuz. Sürekli, bütün gün. O yüzden mümkün olduğunca sosyal medyayı az kullanmakta fayda var. Kullanabiliyor musun diye sorarsan meslek gereği hayır. Ama bu mesleği bir gün bırakırsam ilk yapacağım iş sosyal medyalarımı kapatmak olacak. Sonra peki? Ne sorusu? Mesleği bıraktıktan sonraki planlar? Bilmem, hiç düşünmedim yani. Yani şey gibi bir planı vardı eşimle ama onu ne kadar yapabiliriz bu kurlarla? Yapamayız muhtemelen. Hani yılın belli bir bölümünü Türkiye'de, belli bir bölümünü her seferinde başka bir ülkede geçirmek. Tabii düzgün bir bütçeyle bir ev kiralayıp hani gidip atıyorum 4 ay İsveç'te yaşayıp sonra 4 ay gelip burada Türkiye'de 8 ay yaşayıp sonra gidip 4 ay Arjantin'de yaşayıp böyle bütün öyle bir planımız vardı ama çok olabilecek gibi durmuyor bu ekonomik durumda. Bu sürede de yani yazı yazarım herhalde. Yani hayatım boyunca sigortalı olduğum ilk günden itibaren sadece yazı yazarak para kazandım. Konuşarak da tabii. Onun dışında bir iş yaptım. Çok iş yaptım gençlikte. Yani turizmcilikte yaptım, barmenlikte yaptım ama sigortalı olduktan sonra sadece yazı yazdım. Dolayısıyla ondan sonra da herhalde yazı yazarım. Türk futboluna biraz bakalım. Okay. Yani Türk futbol derken yani bir hakem problemi var ülkede. Var. Gerçi bunu insanlar mı problem olarak lanse ediyor yoksa gerçekten bir problem var bilmiyoruz. Var. Fakat çok fazla hakemin içindeyiz ve bu oyunu geliştiren bir şey değil. Yani Avrupa'nın tam tersini yapıyor mesela. Doğru. Spor programlarında yarım saat, bir saat hakem konuşuluyor. Bu oyunu tamamen çirkinleştiriyor, geriye getiriyor. Spor programlarının dışında yani sizin program mesela o kadar hakem konuşan program değil. İster istemez giriyoruz. Bunun sebebini soracaktım. Yani bu toz bulutun içine ister istemez dahil mi oluyorsunuz yoksa bu tiraj kaydesiyle mi alakalı? Yok, hakem konusu yurt dışında da konuşuluyor. Ben İngiltere'yi de çok net takip ediyorum. Hatta bize yaklaşmaya başladılar. Yani tarz marz, daha böyle steril bir ortam vardı. Şimdi bayağı bir hani bu Ahmet Hoca gibi falan diyorum ya bazı şeyleri seyrederken. Ya da bu abi benim çıldırmam gibi çıldırdı falan diyorum. Onlar da bize yaklaşıyor. Biz zaten çok öncüyüz birçok konuda. Olumsuz konularda. Bu var, her yerde var. Konuşulan bir şey. Yani Brezilya'da bir program seyretmiştim seneler evvel. Böyle bir kahvaltı masasında geçiyor. Yani anladığım kadarıyla biraz Portekizce anlayabiliyorum galiba. Benzer de. Şimdi hakemlik işi çok iyi business. Çok iyi bir iş. Yani şimdi Türk sporunda televizyonlarda en uzun süre, en üst seviyede yorumculuk yapan iki kişi var. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar. Dolayısıyla bu böyle bir talep var. Bu adamlar da bunun karşılığını veriyorlar. Dedikodu aynı zamanda hakemlik. Bir dedikodu işi. Dedikoduyu da severiz. Türk insanı bayılır dedikoduya. Dünyada da çok sevilen bir şeydir de şeylerde İngiltere'deki o tabloid gazetelerden bakarsan tamamen dedikodudur yani. Amerika'da da böyledir. O da var işin içinde. Bu da güzel. Türkiye'de bir de çok satan bir şey var. Herkes en güçlü ve hep en mağdur. Böyle bir şey var. Nasıl oluyorsa. Yani insan hem en güçlü hem en mağdur nasıl olur? Bu bizde çok satıyor. Çok arabesk bir tavır bu. Ve çok tutuyor. Yani toplumdaki her alanda çok tutan bir şey. Hakemlik de burada çok kullanışlı bir şey. Hem en güçlü biziz. İşte büyük taştır, altında kalırsın filanlar. O bayılıyor herkes buna. Çok arabeskiz, çok kederliyiz. Hakemlik de hep bizim hakkımızı yenmesi gibi bir
mazeret buluyoruz. Okulda da öyle, hoca 40 not verdi falan. Sen ne yazdın oraya hiç? Yani onu, ben çalışmadım abi değil. Hoca taktı bana. E bu da öyle bir şey. E bir de konuşamıyorlar. Konuşamadıkları için çok kolay hedefler. Dolayısıyla medyada çok anlı teknik direktörlerle ilgili bir şey söylediğin zaman o teknik direktör sana cevabını verebilir. Hatta seni işten attırabilir. Ki bu çok sık olan bir şeydir. Hakemin yapabileceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Kolay hedef. Yani bütün bunları alt alta koyduğun zaman çok tatlı. Çok tatlı konuşmak. Ve bütün hayattaki başına gelmiş kötü şeylerden nasıl bir takım mazeretler uydurarak çıkabiliyorsan hakeme de sallayıp olabiliyorsun. Bir de tabii medya bunu kullanıyor. Özellikle sosyal medyada iş yapan arkadaşlarımız kullanıyor. Kendilerini beğendirmek için taraftarlara. Ve burada ekmek var. Bütün bunlar neden olmasın? Bir de oyunun kendisinde bir gelişme yok. Çok az bir gelişme var. Şimdi hakkını da yemeyeyim. Mesela Konya Spor çok iyi futbol oynuyor. Şimdi Konya Spor'un oynadığı iyi maç, iyi futbol oynadığı maçta hakemden bahsedemezsin. Sıra gelmez. Onun örneğini çok veririm. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Pankun'un kaleye geçti. Hakem rezaletti o gün. O kadar iyi maç oldu ki. Fenerbahçe seyircisi maçtan sonra kalktı, alkışladı. Şimdi maç seviyesi oraya çıkınca hakeme çok sıra gelmiyor. Ürünle ters oran. Evet, düşün ya. Fenerbahçe kalecisiz takıma 4-3 yeniliyor evinde. Taraftar kalkıp alkışlıyor. Niye? Çünkü iyi ürün var. İyi bir şey seyrettiler. İki tarafında büyük bir keyifle oynadığını, keyif vererek oynadığını görmüşler. Bunu ödüllendiriyorlar. Öyle bir şey olmayınca da hakem konuşmak daha kolay. Buna belki cevap vermeyebilirsiniz ama yani bu sezon en çok hangi taraftarla linç ettiniz? Ben çok bakmıyorum ama Trabzonlular biraz kızdılar bana galiba. Bilmiyorum, onu da anlamadım pek. Galiba işte ekonomisiyle ilgili bir iki bir şey söylemiştim. Evet, Viska'nın transferi. Yani elleri çok geniş, çok rahat transfer yapabiliyorlar. Ya sen ne demek istiyorsun? Ya ne demek istiyorsun? İşte bunu demek istiyorum. Yani kolay mı? Yani şampiyonluktaki rakibinden oyuncu alıyorsun. Bu kolay bir şey değil. Ve tebrik etmek için söyledim bunu zaten. Başka bir şey için söyledim ki. Herhalde ona biraz kızdılar. Ama hak veriyorum taraftar. Çünkü bizde, biz Türkiye dünya üçüncüsü olduğunda hangi şarkı söyleniyordu hatırlıyor musun? Kıskananlar çatlasın. Ya kardeşim kim kıskanacak? Türkiye dünya üçüncüsü olmuş. Oyuncular podyuma çıkmış. Kıskananlar çatlasın diye bağırıyor. Ya deli misiniz? Bir düşman yaratmadan şey yapamıyoruz da. Dolayısıyla başarıya giderken de, başarısızken de karşıda bir düşmanın olması, gerçek ya da sanal bir düşmanın olması o da keyif veriyor. Yapacak bir şey yok. Yani başta çok takılıyordum, çok üzülüyordum hakikaten. Ya ben Quaresma'nın İnönü Stadı'na geldiği an seyirci 30 bin kişi toplanıp benim anneme küfür etti ya. Quaresma'yı orada selamlayacaklarına. Ve bir yalandan, bir yalan sebebiyle. Çünkü o dönem Beşiktaş Başkanı, işte Mehmet Demir öyle bir haber çıkardılar. Formasını getirir ancak Beşiktaş Quaresma'nın diye. Tabii. Ve 30 bin kişi ölmüş anneme küfür etti. Yani o gün hakikaten bırakmayı düşündüm. Ya dedim ya bu çekil yapılacak iş mi? Ama sonra düşündüm Süleyman Sabah'a da küfür etmişlerdi. Dolayısıyla yani taraftarlık böyle bir şeydir. Ve bununla yaşamayı öğreneceksin. Başka çare yok. Evet, çok etkilemiyor. Bir yerden yani o kadar da şimdi bunun da derisi çok kalın falan da demesinler. Demek istemem ama taraftar da olduğum için. Taraftarın yani hangi motivasyonla onu söylediğini biliyorum. O anlamda söylüyorum. Sizin gibi ünlü diğer spor oyuncuların ne dediğine bakar mısın sürekli? Artık çok seyretmiyorum. Çok var çünkü. Ama tabii takip ettiğim isimler var. Ama genelde bizim genç isimler. Yani mesela Emre'yi takip ediyorum keyifle. Erman'ı takip ediyorum. Onların programı güzel oluyor. Kaan'ı takip ediyorum. Gazete yazılarını da okumaya çalışırım genel olarak. Ama televizyon programlarını eskisi kadar seyretmiyorum. Onu söyleyebilirim. Ama şeyi de seyrediyorum yani. Mesela Feyyaz Hoca ilginç şeyler söylüyor. Maçları seyrettiğim için arada. Feyyaz Hoca ilginç şeyler söylüyor. Çok şey olmadığı zaman. Beşiktaş'tan dolayı çok sinirli olmadığı zaman. Bu isimler sürekli takip ettiğim isimler ama geri kalanı eskisi kadar değil. Son olarak spor medyasındaki genç insanlara mutlaka yapın ve mutlaka yapmayın dediğiniz şeyler var mı? Çok zor şu anda. Ben girdiğimde hiçbir taraftar kendini beğendirmek zorunda değildin. Hatta tam tersi. Ne kadar çok şeye bakarsan, ne kadar taraflı bakarsan o kadar primli olurdu iş. İnsana takdir ederlerdi. Şu anda girenlerin kendilerini taraftarlara beğendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir taraf da seçmen gerekiyor. Yani buradan
kolay değil. Bir bu. İki, ben girdiğimde de parası iyi değildi. Ama hakikaten ben yani metin yazarıydım. Beşte biri, onda biri belki paraya geçtim medyaya. O dönem çok umursadığım bir dönem değildi ama iyi oldukça kazanıyorsun. Ama gene de şu anda reklam işinde, haklı çıkar işinde kalsaydım muhtemelen daha fazla kazanıyor olurdum. Belki bir şirket sahibi olurdum. O biraz istemekle alakalı, yani bunu yapmak istiyorum deyip gireceksiniz. Bana girelim mi diyene girmeyin diyorum. Çünkü yok yani, para yok bu işte. Ama bu hiç kazanamayacaksınız anlamına gelmez. Şunu söylemek istiyorum. Yani inşaat mühendisi olursam illaki en kötüsü olsam bile kazanırsın. Ya da bankacı olursan en kötüsü olsan bile, çünkü geniş, çok iş var orada. Burada yok, burası çok dar. Dar olduğu için benim tavsiyem girme. Ama zaten çok istiyorsan zaten gireceksin. Ve zaten iyi gidecek. Ve zaten büyük ihtimalle para kazanacaksın. O senin vereceğin bir tercih. Ama ya gireyim ne olacak, çok güzel iş, yaparım falan diye giriyorsan asla uzak dur. Bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında hani mümkün olduğunca hakkaniyetli ol falan gibi şeyleri o insanın içinde varsa vardır. Şunu söyleyeyim, çok teşnedir insanlık buna, insanoğlu. İlişki kurduğun futbol insanına aşık olmak. Yani bir teknik direktörle bir masaya otursun, bir yemek yersin. Bağlanırsın ona. Aman. Ya çok mesafe, bizim işin %90'ı mesafeyi ayarlamaktır. Yani ne çok uzak olacaksın, ne çok yakın olacaksın. Hiç kimse o benim arkadaşımdır demeyecek seninle ilgili. Ben de futbolcular, teknik direktörlerden hiçbirisi mesleklerini yaparken bu adam benim arkadaşımdır diyemez benim için. Dememiştir de. Ama mesela şunu bilirim ki Mustafa Denizli ile aram iyidir. Çünkü neden iyidir? Çünkü ben Mustafa Denizli'ye en ağır eleştirileri yaparım ve buna hiç kırılmaz. Bunu hiç hissettirmez. Oturup yemek yerken de bu konuyu hiç açmaz. Böyle birilerini yakalıyorsanız tabii ki aranız çok iyi olabilir. Ama mesela Fatih Terim'le böyle bir ilişki kuramazsın. Ben Fatih Terim'le en çok oturduğum insandır. Bir de onu da söyleyeyim yani. Ama bozulur Fatih Hoca. Dert eder bunları yani. O yüzden mesela orada mesafeyi ayarlaman gerekir. Ki tekrar ediyorum, en çok yemek yediğim, oturduğum insan da Fatih Hoca olabilir bu camiada. Futbolcularla asla kurmaman gerekir böyle bir ilişki. Ancak bıraktıktan sonra mesela Tümer'le fena değil aram, görüşürüz, konuşuruz. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü 2016'da galiba Fatih Hoca ile sizin basın çok olur bizim atışmalarımıza. Ya ben meselesi. Evet ben şimdi hocayı da tabii, hoca hakikaten bir numarası bu işin. Ve ben kendi adıma da söylüyorum, Fatih Hoca ile ilgili yaptığım yorumlar, yazdığım yazılar benim için çok önemliydi. Ve bana çok şey kattı. Ya Fatih Hoca çıkıp, ya benim sayemde şöhret oldu bu adam dese, çok haksız değildir yani. Dolayısıyla çok değerlidir benim açımdan. Ama o da şunu bilir ki, ben kimsenin adamı değilim, kimse için bunu yapmam. Dolayısıyla aramızda hiç şey bozulmaz. Çizgiyi aşmaz hoca. Hoca bazılarına karşı açmıştır çizgiyi bayağı. Bilirsin yani davaları, mavalardı. Onların hep baştan sebepleri vardır. Çok yakın olduğun zaman adam da o hakkı görüyor sende. Dolayısıyla o bilir, ben onu bilirim. Bir sorun yaşamayız. Çok az insanla sorun yaşadım. Bir iki yöneticiyle en fazla. O da hani yaptıkları terbiyesizlikleri dedim yanınızda kalsın sizin yani. Ben sizin seviyenizi yenemem. Tekrardan çok sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.